arkadaşlar, Bakan Bey'in daveti üzerine bugün bakanlığa geldik. İşveren temsilcimiz işte benden evvel size konuşma yaptı. İşte aşağı yukarı yukarıda bir yarım saattir Bakan Bey'le bir toplantı yaptık. İlk resmi toplantı önümüzdeki hafta ayın 7'sinde saat 14'te bakanlıkta. İkinci toplantı ayın 14'ünde gene saat 14'te gene bakanlıkta olacak. Geçmişte Türkçe geliniyordu, TİSK'e gidiliyordu. O sistem bu sene kaldırdık. Yani hepsi bakanlıkta olacak. İşte komisyon üyelerine ilgili işte yeni çalışma genel müdürü o komisyonda oluyor. İşte bizim uzun yıllar Türk İş'ten komisyona aynı arkadaşlarımız devam ediyor. Nazım Bey bununla ilgili bizden affını istedi. Genel sekreterimizi verdik. Pevli Bey komisyonda olacak. İşte ayın 14'ünde ikinci toplantı. Sonra rakamla ilgili de ne çıkar önümüze günlerde? İşte o da 14'ünden evvel yani bir komisyon toplantı yapsın. Bir önümüze rakam getirsinler. Ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücreti 4 aydır herkes konuşmaya devam ediyor. İşte bugün uygulama Şubat'ın 1'inde olacak. Arada gene 2 ay var. 60 gün zaman var. Biz asgari ücreti konuşuyoruz. Maalesef 4 ay evvel konuşulmaya başladı. Yani konuşulduğu zaman bu milletin cebine para falan girmiyor. Bugüne kadar asgari ücretle ilgili ilk defa ben burada konuşuyorum. Yani bu işte geçmişte Aralık ayının sonunda belli oluyordu. İşte bir geçen sene birazcık öne alındı. İşte bir an evvel bu rakam belli olsun da yani kamuoyu sabahtan akşama kadar herkes bu konuyu konuşuyor. Bu mesele bitsin. Özellikle ben bir şey ifade ediyorum. Ne zaman rakam konuşulmaya başladığı zaman piyasada, raflarda fiyatlar artmaya devam ediyor. Yani tedirginliğim, sıkıntım oydu benim rakam konuşmamakla ilgili. Ben geçen sene bu vakitlerde peynir 35 liraydı bu vakitlerde. Yani bir baktığınız zaman eğer görürsünüz şu anda ortalama peynir 140 lira, 150 lira. Yani rakam konuşulduğu zaman işte öbür rakamlar da artmaya devam ediyor. İşini düzgün yapan esnaf var, marketler var ama maalesef işini düzgün yapmayanlar da var bu ülkede. Bunu en iyi kim biliyor? Bunu emekli biliyor, işsiz biliyor, işçi biliyor, marketlere gidenler biliyor ne olduğunu. Yani bir an evvel işte bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa arzumuz üçümüz beraber imza atalım geçen sene olduğu gibi. Ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum. Burada gene bir ifade ediyorum. Asgari ücret kadar asgari ücretin üstünde çalışanlar var bu ülkede. Şimdi asgari ücret ne? Yeni işe başlayanlarla ilgili ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede asgari ücret. Onun dışında 10 yıldır, 20 yıldır teknik elemanlar var, uzmanlar var. Yani onların bir konumu var. Onun ötesinde çalışma hayatının beklediği sorunları var. İşte bizim hükümetten, bakanlıktan, işte EYT gündemde bir an evvel ülke gündemine gelsin. Arkadan geçişçiyle ilgili sıkıntımız var. Taşeronun sıkıntısı var. Vergiyle ilgili sıkıntımız var. İş yerlerinde ilgili bizim şu anda promosyonla ilgili özel sektörün bir bölümü veriyor, bir bölümü vermiyor. Bununla ilgili sıkıntımız var. Bunların tamamı Ocak ayının ortasında ya da sonunda çözülmesi gerekiyor. Yani işçiler tabanda bunu bekliyorlar. Bununla ilgili taşerondaki arkadaşlar bekliyor. Geçici işçi bekliyor. Yani ben bu asgari ücret kadar onlar da kamuoyu için önemli, çalışanlar için önemli, bizim için önemli. Özellikle ben vergiyle ilgili her ortamda ifade ediyorum. Biz evvelden Aralık ayının sonunda giriyorduk %27'ye. Şimdi Mayıs'ın sonunda, Haziran'ın başında %27'ye giriyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme gerekiyor. Yani bu kamuoyunun beklentisi, işçinin beklentisi, benim beklentim bu. Yani bu konularda her gün Sayın Bakanımızla ülkeyi yönetenlerle görüşmeye devam ediyoruz. Yani asgari ücretle mesele bitmiyor. Hani asgari ücretin ötesinde işte asgari ücretle çalışanın önünde çalışanlar, teknik elemanların durumu ne olacak? Onlarla ilgili iş yerlerini düzenleme gerekiyor. Bir de hükümetin bir şey yapması lazım. Asgari ücret arttı diye işi çıkartanlar geçmişte oluyor. Onun önüne geçmek lazım bununla ilgili. Yani kısa öz benim söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya toplantı olsun. Ondan sonra da geniş detaylı beraber konuşuruz. Benden bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi hayırlı yayınlar. Allah yardımcınız.